Her satırı iğrenç, karısının yasak aşkının ailesine oğlunu teklif etti Bursa'da. 4 çocuk annesine Şahidin, Ümit Şahin ile 5 yıl yasak aşk yaşadı ve bir çocuk doğurdu. Kocasının baskısıyla yasak aşkını öldürdü. Azmettirici olarak yargılanan Mehmet Aydın, karısının yasak aşkının ailesine iğrenç bir teklifte bulundu. Bursa'da, okullara durgunluk veren bir olay ve yargı süreci yaşanıyor. 5 yıl yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i, 30 tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın, 32 ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen tutuksuz eşi Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Mehmet Aydın'ın, ölen Ümit Şahin'in ailesine, avukatı aracılığıyla, Neşe'nin ölen oğlunuzdan olan çocuğunu size verelim, siz de benden şikayetçi olmayın, teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Olay, 2016 yılının Eylül ayında, Merkez Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl yasak ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Polisi arayan Neşe Aydın, tartıştıkları Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen ekiplere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi, oğlumun babasının Şahin olduğu DNA testiyle sabit. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Neşe Aydın hakkında, kasten adam öldürmek, tutuksuz sanık eşi Mehmet Aydın hakkında da, cinayeti azmettirmek, suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Aydın, eşini cinayete azmettirmediğini öne sürerken, suçunu kabul eden Neşe Aydın ise, Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadım. 3 kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oldu, olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık, kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Ölen Ümit'in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi, şeklindeki savunmasını tekrarladı. Öldürülen Ümit Şahin, yasak aşktan doğan oğlu ile birlikte. Neşe Aydın, ben çocuğun Ümit'ten olduğunu hiçbir zaman saklamadım. İsteseydi, çocuğu alırdı. Ailesinin de haberi vardı, dedi. Görüntüler ile telefon görüşmeleri mercek ALT-INDİ. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Aydın'ın olay günü olay yerinde olmayıp dükkanında olduğuna dair kamera görüntülerinin incelenmesine, adına kayıtlı cep telefonu ile yapılan görüşmelerin dinlenmesine, 112 acil servise haber veren kişilerle, evde çocuklara bakıcı olarak bulunan Resmiye Bey'in dinlenmesine karar verdi. Karı, koca sanıkları farklı avukatların savunmasını da isteyen mahkeme heyeti, tutuklu Neşe Aydın'a Bursa Barosu'ndan avukat tayini için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Ümit Şahin'in de ailesinin de küçük çocuğu bildikleri ortaya çıktı. Şahin oğlu ile, bana dava açmayın TOREUNEUNEUZEU size vereyim. Öte yandan, öldürülen Ümit Şahin'in ailesinin avukatı Hakan Demir, eşi Neşe Aydın'ı cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık Mehmet Aydın'ın, avukatı aracılığı ile maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Avukat Demir, Ümit ile sanık Neşe'den olduğu DNA testi ile kesinleşen küçük çocuğun velayeti de dahil olmak üzere maktulün ailesine teslimi şartıyla, kendisinden şikayetçi olunmaması yönünde Mehmet Aydın'ın talebi olduğu ortaya çıktı. Görüşmeye ilişkin ses kaydını mahkeme kalemine teslim ettik dedi.